Merhabalar. AVM'lerde, arteriovenöz malformasyonlarda, damar, beyindeki damar yumaklanmalarında teşhis nasıl konulur? Yani belirtisiz, daha önce bahsettiğimiz gibi belirtisiz bir AVM'de zaten tanı rastlantısal olur demiştik. Herhangi bir nedenle baş ağrısı için bir nöroloji uzmanına giden hasta beyin MR'ı çekildiğinde bu damar yumağıyla karşılaşabilir. Ama belirti verdiğinde tabii ki biz tetkiklerimizi isteriz. Hangi tetkikleri istememiz gerekiyor? Başında ilaçlı yani kontrastlı beyin MR'ı geliyor. Sonrasında anjiyografi görmemiz lazım. Yani damarların yapısını, beyin damarlarının yapısını görmemiz gerekiyor. Eğer AVM'den, damar yumağından şüphelenirsek. Bu CT anjiyografi yani tomografi ile yapılan anjiyografi, MR ile yapılan anjiyografi olduğu gibi altın standart normal DSA anjiyografi dediğimiz damardan girilerek kontrast maddenin, boyar maddenin verilerek görüntülendiği, damarların görüntülendiği yöntem altın standart olmalıdır. Biz bu teşhis yöntemlerinde neyi görürüz? Bu damar yumaklanmasının yapısını görürüz. Çünkü bunun yapısını görmek bizim için, beyin cerrahları için çok önemli. Atar damarın hangi damardan çıktığı, hangi beyin damarından çıktığı, kaç tane dalı dallanarak geldiği ve bu yumağın büyüklüğü, beyin damar yumaklanmasının büyüklüğü, kaç santimetre olduğu, toplar damarlarının hangi venöz, hangi toplar damar sistemine döküldüğü bizim için, tedavi planımız için çok önemli. O yüzden altın standart dediğim gibi anjiyografi. Anjiyografi ile biz tüm tedavi planımızı yapabiliyoruz. Muayene taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayabiliriz. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizi de bize yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlarız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.